Hayırlı sabahlar. Ülkemiz, bölgemiz, dünya iç içe geçmiş krizlerle sarsılıyor. Siyasi krizler, ekonomik krizler, ahlaki krizler, sosyal krizler ve daha birçok krizler. Şimdi bunların kaynağında yatan esas sebep nedir? Bu soruya cevap bulmak için evvela Üstad Bediüzzaman'ın yaklaşık 3 çeyrek asır önce Eşref Edip'e vermiş olduğu mülakattaki bir tespitine bakalım. Diyor ki, dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı, sirayet eden bulaşıcı illete karşı İslam cemiyetinde gibi çarelerle karşı koyacak. Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi, yoksa İslam cemiyetinin terü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerine işliyorum. Cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. İslam cemiyetinin ana direği tevhid ve imandır. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Şimdi manevi buhrandan bahsediyor, manevi krizden bahsediyor Üstad ve bunun çaresini tevhid, iman olduğunu ifade ediyor. Gerçekten de öyle. Diğer bütün krizler, siyasetteki krizler, uluslararası anlaşmazlıklar, çatışmalar, savaşlar, ekonomik krizler, sosyal krizler, ahlaki krizler, hep maneviyat krizinin, inanç krizinin neticesi olarak karşımıza çıkan krizler. Şimdi bu noktada şunu ifade ederek devam edelim. İman bize ne söylüyor? Bizim yaratıcıyla olan irtibatımızı, intisabımızı tarif eden bir kavram iman. Ve bu şöyle bir neticeye ulaştırıyor bizi. Bütün bu kainatı yaratan Allah, insanı da yaratan Allah ve kainatı mükemmel bir düzen, ahenk içerisinde yaratıp insanoğluna emanet eden ve bu emanetin en güzel şekilde değerlendirilmesi noktasında gereken kabiliyetleri, duyguları ve bunun yanında riayet edilmesi gereken ölçüleri de peygamberleriyle ve kitaplarıyla bildiren ve akıl yoluyla da buna ulaşmanın yollarını gösteren yine Allah. Aklı veren de O, vahyi gönderen de O. Şimdi bu krizlerin olmaması için Allah'ın kainatı yarattığı bu düzen ve ahengin ve insanın da buna uygun şekilde davranmasının son derece büyük bir önemi var. Şimdi bu noktadan hareketle güncel örnekler üzerinden devam edelim. Çok geniş bir konu aslında ama zamanımıza sığdırabildiğimiz ölçüde bu örnekler üzerinden konuya eğilmeye çalışalım. Mesela İsrail-Filistin meselesini konuşuyoruz ne zamandır. Şimdi burada İsraillilerin kendilerini üstün ırk olarak görmeleri ve Filistinlilere en son işte İsrail Savunma Bakanı'nın o hakaret dolu ifadesiyle insansı hayvanlar olarak gördüğü bir anlayış. Halbuki en son din olan İslam'da bunun tam tersi bir anlayış var. Bütün insanlığa gönderilen bir din. Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa gönderilen bir peygamber. Kur'an'da diyor ki biz milletleri, kavimleri birbiriyle yardım tanışsınlar ve yardımlaşsınlar diye yarattık. Yoksa birbirleriyle birbirlerinden nefret edip savaşsınlar diye değil, mana olarak söylüyoruz. Ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şu ifadesi de bunu tamamlıyor. Ey insanlar, hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Bütün insanlığa gönderilen bir elçi olduğunun en net ifadeleridir bunlar. Dolayısıyla tahrif edilmiş, bozulmuş bir Yahudilikten kaynaklanan bu İsrail mezalimi İslam'ın bu prensipleriyle temelden ortadan kaldırılabilecek bir yaklaşımı ifade ediyor. Onun için İslam hiçbir ırkın,
diğerine üstün olmadığı, hiçbir şahsi meziyet vesaire filan üstünlük sebebi olmadığı ve üstünlük ölçüsünün sadece Allah'a yakınlık ve takva olduğu bir anlayışı getiriyor insanlığın gündemine. Bu bir. İkincisi, adalet. Birçok Kur'an ayetinde farklı boyutlarıyla ifade edilen ve Bediüzzaman'ın Kur'an'ın dört temel esasından biri olarak ifade ettiği adalet. Ve dünyadaki bütün huzursuzluklar, bütün çatışmalar, bütün kavgalar adaletsizlikten, zulümlerden kaynaklanıyor. Onun içindir ki Kur'an'ın dört temel esası derken, ki onları tekrar hatırlayacak olursak, tevhid, nübüvvet, haşir, adalet, tek bir Allah'a inanmak, peygamberlik, Allah'ın insanlara mesajlarını iletmek üzere görevlendirdiği elçiler, peygamberlik bunu ifade ediyor. Haşir, bu dünya hayatından sonra başka ebedi bir hayat var, ahiret hayatı var, tekrar dirilmek var ve adalet. Dolayısıyla bu üç iman esasında denk bir esas olarak adaletin vurgulanması son derece önemli. Ve Allah kainatı muazzam bir adalet denge içerisinde yaratmış. Kainatın yaratılışında ve kurulan düzende, ahenkte hiçbir bu kuralı ihlal eden durum yok. Ve Allah insanlığa dünyayı, kainatı böyle emanet etmiş. Ve insana yeryüzündeki halifesi olma istidadını buna riayet etmesi imtihanıyla muhatap kılarak vermiş. Onun için Kur'an'ın bu temel esasının kainatta da cari olan adalet prensibinin hakim olması lazım ki insanlık aleminde huzur olsun, çatışmalar olmasın, savaşlar olmasın. Gene bunun devamı sayılabilecek bir başka örnek, İslam'ın getirdiği ekonomik hayatla ilgili getirdiği iki önemli esas var. Birisi zekat, zekatın farz kılınması. Zekat verebilecek servete sahip olanlar, servetlerinin işte genel ölçüyle 1/40'ını yılda bir defa ihtiyaç sahiplerine verecekler. Bu zenginlerin yoksullara, dar gelirli olanlara servetlerinden aktarmaları gereken bir transfer ve bu dinin emri olarak Kur'an'da ifade edilmiş ve İslam'ın 5 temel esasından birisi. Bugün ekonomik hayattaki krizlerin en önemli sebeplerinden birisi gelir dağılımının sürekli bozuluyor olması. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir düzen kurulmuş. Bu düzenin böyle olmaması noktasında zekat çok önemli bir mekanizma. Zekat İslam'ın köprüsüdür. Hadiste buyurulduğu gibi. Ve zenginlerle fakirler arasındaki ilişkileri insani, vicdani ve adalete uygun bir şekilde tanzim etmenin en önemli enstrümanlarından biri. Yine İslam'ın getirdiği bir başka önemli prensip, faizin haram kılınması. Faiz, haksız kazancın en önemli aracı. Yine üstadın ifadesiyle, bankalar vasıtasıyla bir sermayedar oturduğu yerden hiç kılını bile kıpırdatmadan bir günde 1 milyon kazanırken, yeraltı madenlerinde çalışan işçiler o kadar eziyetlerle çalışmalarının neticesi olarak ancak ölmeyecek kadar bir şey kazanabiliyorlar. Bir kazanç elde edebiliyorlar. Ve bu inanılmaz bir gelir eşitsizliğini ve adaletsizliği beraberinde getiriyor. Ve bütün bu uçurumlardan, bu dengesizliklerden, bu sömürülerden kaynaklanan gerilimlerde insanlık tarihi boyunca nice çatışmalara, nice kavgalara kaynaklık etmiş. Onun için İslam ekonomik hayatı bu iki temel prensibiyle, zekatın farziyeti ve faizin haramlığı ile dengeyi sağlıyor ve bu düzeni kuruyor. Ve bundan uzak bir düzen kurulmuş olmasının neticesidir yaşanan bütün gerilimler, sıkıntılar. Bir başka örnek, iklim krizinden bahsediyoruz ne zamandır. Bütün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Ve burada da
Aynı hadiseyle karşı karşıyayız. Allah kainatı, dünyayı tertemiz ve son derece düzenli bir şekilde yaratmış, bizlere emanet etmiş. Ama bizler insanoğlu olarak bu düzeni bozuyoruz, kirletiyoruz. Zehirli gazlarla atmosfere saldığımız havayı kirletiyoruz. Ormanları tahrip ediyoruz, suları kirletiyoruz. Ve neticede bunun karşılığını da peş peşe gelen afetlerle, sellerle, depremlerle, yangınlarla görüyoruz. Onun için fıtrata dönüş, Allah'ın koyduğu nizama, Allah'ın koyduğu kurallara uymaktır krizlerden çıkış yolu. Hayatın her alanı için.